Merhabalar. Bugün üçüncü dersimizdeyiz. İsmim Sema Çetinkaya. Başlığımız arıcılığa başlarken. Arıcılığa başlarken birçok insanın kafasında şüphe vardır. Acaba yapabilir miyim? Acaba alerjim var mıdır? Acaba eskiden alerjim yoktu, şu anda var mıdır? Acaba arılarımı yaşatabilir miyim? Gerçekten bal verimi sağlayabilir miyim? Bunların hepsini sırayla inceleyeceğiz. Endişelerinizi ortadan kaldırmak için gerekli detayları sizinle paylaşacağız. Şimdi arıcının özellikleri olması gerekiyor tabii ki. Bir arıcılık kursunun dışında edinmesi gereken kitaplar, dergiler, sosyal medya takipleri katkı sağlayabilir bilgilerimize. Çünkü sosyal medyada gerçekten takipçi sayısı yüksek olan, bu işi meslek edinmiş çok deneyimli arıcılar var. Onları takip etmek ya da akademik camianın paylaşmış olduğu dergileri takip etmek ya da bu konuda deneyimli hocalarımızın yazmış olduğu kitapları satın almak size katkı sağlayacaktır. Sağlam arı kovanlarının olmasını sağlayacak bilinci en başta iyi tasarlanmalı. Çünkü sağlam arı kovanı, sağlam arı ırkı, kaliteli bir arazi, pestisitsiz bir arazi, çevresinde kimyasalların olmadığı, çevre kirliliğinin olmadığı, mümkünse otoban kenarında olmayan bir arazide sağlıklı bir arı ürünü elde etmeniz mümkündür. Bunun için kovanınız, ırkınız, arı ırkınız, yaşadığınız şehir, arıcılık yapacağınız bölge, bunlar çok kıymetli veriler sizin için birinci adımda. Peki seçtiğiniz arıcılık yöntemlerinde yenilikçi olma, işin bilincinde olma, takip etme. Bahsettiğimiz bu sosyal mecrada gerçekten bütün yenilikleri takip edebileceğiniz detaylar paylaşılabiliyor günlük. Ama her bilgi bilimsel olmak kaydıyla. Bizim en temel başta hedefimiz neydi? Kimyasal içerikli ürünler elde etmek istemiyorduk biz. Doğal, tertemiz, içerisinde mümkünse pestisit olmayan ürünler elde etmek istiyorduk. Peki ne yapılmalı? Seçtiğiniz bu insanlar, izlediğiniz deneyimleri sizle paylaşırken, okuduğunuz dergilerden ve kitaplardan ya da yeni edindiğiniz deneyimleri başkalarından edinirken, bilgilerinizi, talihsizliklerinizi paylaşırken yapmanız gereken şey kontrollü denemeler yapmak. Atıyorum 50 kovanınız var. Bu 50 kovanın hepsini heba edecek şekilde değil de bir iki kovanda hızlı bir deneme gerçekleştirmeniz, kontrollü bir şekilde gitmeniz önemli. Peki bu yenilikler için kontrollü denemeleri gerçekleştirirken bilimsellikten uzak mı olmalıyız? Hayır. Bu yaptığımız her şey ne kadar geleneksel olsa da bilim temelli olmalı. Biz varovadan kurtulmak için içerisine zehir katıyorsak, yuva olmasın diye içerisine naftalin koyuyorsak, bizim ürettiğimiz ürün bir kere bal olmaktan çok uzaklaşıyor. Arı ürünü olmaktan çok uzaklaşıyor. Hilelere, yanlışlara asla eğilmiyoruz ve yönelmiyoruz. Çünkü bir arıcıda olması gereken en temel özellik satıcısına ya da ailesine güven vermesidir. Siz daha en başta hileye ya da herhangi bir kontrolsüz deneye başvurursanız arıcılığın birinci ilkesinden uzaklaşırsınız. Neydi bizim birinci ilkemiz? Kovanımızın, ırkımızın, yaşadığımız şehirde seçtiğimiz bölgemizin ve arıcılık yapacağımız çevre bölgede temiz bir alan oluşması bizim birinci adımımızdı. Biz bunların hepsini sağladıktan sonra kendimiz en başta ürettiğimiz ürüne son derece güvenli bir şekilde yaklaşabiliriz. Çünkü bazen uygunsuz içerikli şeyler paylaşılabiliyor. İşte ben bunu denedim, sen de bunu dene. Ben bunu yaptım, sen de bunu yap. Böyle kulaktan dolma bilgiler değil de gerçek, temeli bilim olan bilgilerle biz arıcılık yapmalıyız. Peki yeni başlayan bir arıcı bu konuda yıllarını harcamış kişilerin deneyimlerini dinlemeli mi? Evet dinlemeli. Ama yine söylüyorum. Kimyasal, pestisit, bilimden uzak detayları değil, bilime yakın, gerçekten içerisinde bilgi barındıran deneyimleri kontrollü bir şekilde denemeli. 50 kovanın 50'sine değil, atıyorum bir tanesine, iki tanesine denemeli.
Peki bilgi alışverişi yapılabilecek fuar, kongre, panel, konferanslara katılmalı mı? Takip etmeli mi? Kesinlikle orada yeni insanlarla tanışacak, yeni deneyimler edinecek. Ama her şeyden önemlisi uğraştığımız canlı, arı olsa da herkesin bölgesi, yaşadığı iklim. Hep söylüyoruz ya, ekolojik çevre farklı. Herkesin ürettiği ürün, yani bal, polen, propolis gibi görünse de bunu üreten arı ırkı farklı. Bunu üreten arı ırkının konduğu çiçekler farklı. Bu sebeple mantık ve bilim çerçevesinde bu fuar, kongre, panel ve konferanslarda tanıştığınız insanlarla etkileşimli ve iletişimli bir halde kalabilirsiniz. Kendi şehrinizde bulunan Arıcılar Birliği'ne ulaşmalı ve bunlara katkı sağlamalısınız. Arıcılar Birliği size kaygılarınızda, endişelerinizde, paylaşımlarında bulunacaktır. Size yardımcı olacaklardır. Bu birlik çatısı altında deneyimlerini paylaşacaklardır sizinle. Peki kendisinden daha deneyimli olanlarla zaman geçirmeli ve onlarla sorunlarını konuşmalı mısınız? Evet, konuşmalı. Bilgi birikimlerini paylaşmalı. Ama her zaman vurguladığımız birkaç bilgi olacak. Bunlardan bir tanesi de geleneksellik. Evet, işimizin parçalarından bir tanesi. Biz geleneksel bir iş yapıyor olabiliriz. Atalarımızdan aldığımız bilgilerle kendi işimizi bilimsel temelli yoğuruyor, ortaya yeni ürünler koyuyor olabiliriz ama bunları yaparken her zaman bilime dayalı şeyler yapmalıyız ve kimyasaldan mümkün olduğunca uzak kalmalıyız. Bizim en temel çıkış noktamız doğal ürünler elde edebilmek. Sorunlarını çözmek için bilimsel temelli olan, arılarını ve ürünlerini koruyabileceği yeniliklere açık olmalıdır bir arıcı. İşte bu kadar anlatıdan anlamamız gereken şey şuydu. Bizim kovanımız, ırkımız, bölgemiz, çevremiz temiz olsa da bizim bu bölgenin ya da bu sahanın dışına çıkmamamız gerekiyor. Bilimsel olmayan hiçbir şeyi kendi arılarımızda denemememiz gerekiyor. En temel şey temiz çevre, temiz arı, temiz arı ürünü üretmekte. Peki verimlilikte başarılı olunabilmesi için arıcılıkla ilgili ekipman bilgisi, kullanım kabiliyeti eksikliği olmamalı kişide. Bir ön çalışma yapılmalı. Ben neler almalıyım? Biz, tabii ki sonraki derslerimizde size bunları anlatacağız. Sizinle paylaşacağız. Ekipmanlar nelerdir, neler kullanılır, nasıl kullanılır? Bu kabiliyeti nasıl edinebilirsiniz? Kataloglar, firmalar, nerelerden temin edebilirsiniz? Bunların internette, bazı sitelerde fiyat bilgileri de var. Kendi şehrinizde arıcılık malzemesi satan yerler varsa oralardan bunları edinebilirsiniz. Ben bunların hiçbirini yapamıyorum derseniz Arıcılar Birliği Başkanı'na ulaşabilirsiniz. Ondan yardım isteyebilirsiniz. Çevrenizde bu işi yıllardır yapan insanlara sorabilirsiniz. Bizim kovan, ırk, çevreye ek kıyafete ihtiyacımız var, koruyucu maskeye ihtiyacımız var, eldivene ihtiyacımız var, fırçaya ihtiyacımız var, kovanların kapaklarını açmak için demir aparatlara ihtiyacımız var, körüye ihtiyacımız var, balımızı süzmek için başka malzemelere ihtiyaçlarımız var. Bunları sırası geldiğinde sizlerle hep paylaşacağım. Peki yaşadığı her tecrübeyi ona acı sonuçlar vermeden tedbir amaçlı bilgilerini kayda almalı mı kişi? Kesinlikle böyle bir defteriniz olmalı. Tarih atmalısınız. Yaşadığınız tecrübeyi paylaşmalısınız. Eğer bir daha inşallah yaşamazsınız ama bu tecrübeyi anlamanız ve yeniden gözden geçirmeniz gerektiğinde bu deftere başvurabilirsiniz. Ve bu sizin için en kıymetli ekipmanlarınızdan bir tanesi olacak bu kayıt. Neler yaptığınız, iklimin nasıl olduğu, havanın nasıl olduğu, o yıl ne kadar bal aldığınız. Umarım yaşamazsınız ama varavua ile karşılaşıp karşılaşmadınız. Karşılaştığınızda ne gibi bir tecrübe yaşadınız, neler deneyimlediniz. Bunlar çok kıymetli bilgiler sizin sonraki arıcılık hayatınız için. Çünkü arıcılık çok keyifli bir macera. Bir kere başladıktan sonra arkasından ben bırakayım artık bıktım bu işten diyemiyorsunuz. Bütün enerjinizi, bütün benliğinizi bu işe aktarmak istiyorsunuz. Çünkü gerçekten bu işin içerisinde çok büyük emek olsa da çok büyük bir kar da var aynı zamanda ekonomik anlamda. Bu da sizi motive ediyor. Verdiğinizi almak insanı mutlu eden bir olgu zaten. Emek harcıyorsunuz ve onlar da bu emeğinizin karşılığı olarak size son derece kontrollü ve başarılı ürünler veriyorlar. Peki yaptığı üretimlerin nasıl ve kime satılması gerektiğini bilmeli mi?
Bizim en başta yapmamız gereken zaten eğer bu işin ticaretini yapmak istiyorsak bu işin ticaretini kimlerle yapabiliriz? Kaç kovanla başlayabiliriz? Mesela 5 kovanla başladınız, 10 kovan oldu, 20 kovan oldu, 30 kovan oldu. Bunun bir miktarını kendiniz ayırsanız bile bir miktarını belki ticaretini yapmak isteyeceksiniz. Poleni satmak isteyeceksiniz. Diğer apilerini, propolis, arı zehri, arı sütü bunları satmak isteyeceksiniz. Peki bunları nasıl satarsınız? Kimlere satarsınız? Diğer derslerimizde bunların detaylarını paylaşacağım sizlerle yine. Arı ürünlerinin kabul onay bilgilerine ve sahip olduğu arıların kaliteli ürünler üretebilmesi için standartlardan haberdar olması gerekmektedir kişinin. Hep neden pestisitsiz ürünler diyoruz? Hep neden kimyasalsız? İşte kimyasal mücadelelere girmeyin, kimyasal mücadelenin olduğu yerlere arılarınızı götürmeyin dememizin en temel nedeni arılarınızdan elde ettiğiniz ürünlerin bir standarda uygun olması gerekmektedir. Bir gıda maddesinin bir gıda paketinin içerisine girerek bir rafta yerini alması gerekiyorsa, gelenekselliğin dışında söylüyorum yine. Bir markette ürününüzü satmak istiyorsanız, işte ya da bir tarım kredi ofisinde ürününüzü satmak istiyorsanız, bunların hepsi için sizden beklentiler, bunların hepsi için sizden istenen standartlar var. Bu standartları daha sonraki derslerimizde paylaşacağız. O sebeple aranızdan aldığınız ürünün içerisinde kimyasal olmaması çok kıymetli bir detay. Bunu hep vurgulayacağım sizlere. Çalışma koşullarını en hijyenik ve doğal şartlarda sağlarken uygulama sahasındaki çalışmanın canlılarla olduğu unutulmamalıdır. Temiz, kimyasalın kullanılmadığı arılar yetiştirilmelidir. Yine görsellerde gördüğünüz gibi arayla uğraşmak çok keyifli. Ama mesela ben size bu iki fotoğrafı koymamın nedenini anlatmak istiyorum. Evet, sen çok mutlusun. Elinde ürettiğin ürünlerin var. Bir kısmı sırlanmış, bir kısmı sırlanmamış. Ama beni burada mutsuz eden şey şu. Bu çalışma şekli bana göre yanlış. Aslında literatüre göre yanlış. Bunun nedeni de şudur. Elinde eldiven yok. Siz çalışırken lütfen elinize eldiven giyiniz. Çünkü birincisi hijyenik olma anlamında o eldivenleri sürekli temizleyiniz. İkincisi de gerçekten arı zehrine hiç alerjiniz olmayabilir. Ama bu hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Bu sebeple tedbirli olmakta fayda vardır. İkinci çalışmada gördüğünüz gibi koruma tam anlamıyla gerçekleştirilmiş. Tam anlamıyla korunuyor. Çünkü gördüğünüz gibi birazdan paylaşacağım sizinle. Oğul verme olayı gerçekleşirse ya da bu gerçekleşecek diye bir şey yok. Bunun belli nedenleri var olmasın ama arı istilasına maruz kalma durumu olabilir. Allah korusun böyle bir şey yaşamayı hiç istemeyiz ama olduğunu varsayalım. Böyle bir şey yaşadığımızı düşünelim. Biz her zaman tedbirli olmak, tedbirli çalışmak zorundayız. Çünkü bizim birinci önceliğimiz sağlığımız, güvenliğimiz. Ondan sonra işimiz. Biz arıcılık yaparken lütfen en büyük dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de yine kendimiz de kişisel olarak tedbirli çalışmamız gerekmekte. Bu çok övünülecek bir durum değil. Ben eldivensiz çalışırım, maskesiz açarım kovana. Evet bunları yapabilirsiniz. Evet bunları yapan insanlar var. Ama ben yine söylüyorum. Yaptığınız her şey, ortaya koyduğunuz her ürün, her türlü çalışma bizim bilimsellikle olmalı, bilimsel temelli olmalı. Bu sebeple lütfen arıcılık ve arıcılığın temeli olarak size en başta söylemeye çalıştığım şey, koruyucu kıyafetleriniz olmadan arı kovanlarına lütfen yaklaşmayın.